Arkadaşlar aerodinamik rüzgarla. Rüzgarla gidiyor. Arkadaşlar senin gözünden kalana hoş geldiniz. Bugün kargosuyla beraber öyle diyeyim size. Normalde 2600 TL. Kargosuyla 3000 TL'lik jant tanıtacağız arkadaşlar. Onları aldık. AliExpress'ten değil arkadaşlar. Niye böyle dedim? Size bir göbek falan tanımıştım ama bunlar İngiltere'den geldi. Şöyle bir girelim arkadaşlar. Markaları Mavic Cosmic grubu arkadaşlar. Full karbon grubu. Arkadaşlar şöyle göstereyim buradaki hafif bir esnemesi dokusu. Bu ön grup arkadaşlar seramik göbekli. Akışkanlığı daha çok. Şu arka geniş profil arkadaşlar gördüğünüz gibi. 45 milim profil genişliği var. 45 milim. Fatih arkadaşım da bunları sipariş vermiştik. Hangi sitedendi? Videonun altında bunu paylaşalım. Bayconet'te bir site var. Bayconet'te bir site arkadaşlar. Videonun altında paylaşırım. Eğer lükse düşkün, hoşuna giden, hani bisiklet işiyle uğraşan, yani bunları seven arkadaşlar isteğine göre davranıp hani alabilir arkadaşlar. Yaklaşık da bir ay sürmüyor herhalde. Bir ay kadar sürmüyor. Ya normalde 15 günde geliyor ama gümrükte takılırsa bir ayı buluyor. Şimdi gümrükte biraz sıkıntı oluyor. Şimdi içinde birazcık yağ var. Zamanla yağ gittikçe daha da güzelleşecek arkadaşlar sesi. Şimdi bunu arkadaşlar gördüğünüz gibi cihan bu bisikletimizin üstünde montlar. Bunlar çıkacak. Aksiyum jant seti var burada. Bunlar çıkacak arkadaşlar. Şimdi bunları takacağız. Şimdi işleme başlayalım. Evet arkadaşlar şimdi bir jant değişimine başlayalım. Bakalım Mavic full karbonları. Ultra full 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 artı bunları bir takalım arkadaşlar. Lazım olan parçalardan birisi biliyorsunuz ki çift taraflı zincir. Şu çok lazım olan bir ürün. Öncelikle rublenin döndüğü taraf böyleyse arkadaşlar bunu. Şimdi güzelce şu şekilde rubleye yerleştiriyoruz. Tam dönmemesi için sıkına yerleştiriyoruz arkadaşlar bunu. Ondan sonra biliyorsunuz her zamanki gibi bir anahtarı. Bunu taktıktan sonra buradan sabitçe tutuyoruz. Şunun çıkmaması lazım çünkü bu çıkınca esneme yapabiliyor burada. Evet. Arkadaşlar bunu bu şekilde alıyoruz. Bu parçalara dikkat edin. Bunlar her biri önemli bir parça. Her biri dişlinin, zincirin, bir halkası, rublenin. Bunu bu şekilde set olarak buradan alıyoruz arkadaşlar. En iyi tamamı. Evet arkadaşlar şu şekilde. Şimdi bunların her birilerinin arasında bilezik oluyor, koruma oluyor. En arkalarda zaten altta duruyor. Şimdi buradan önemli olan demiştik. Cruiser'da da bunu göstermiştik. Bakın şurada ince bir şey var. Buradan da onun karşılığını bulmanız lazım arkadaşlar. Onu bulunca buraya salıyorsunuz. Güzel kademe kademe gidiyor. Yanlış takarsak hemen bir üstüne, bir üstüne, bir üstüne, bir üstüne hepsini değiştireceğiz. Bunun ölçüsüne bakacağız. Gerçi body ölçüleri aynıdır büyük ihtimal. Şu anda yanımızda yağ olmadığı için ben bunları fazla silmedim doğrusu. Üstünden biraz işte kabasını aldım bıraktım. Çünkü ilk kez taktığımız için bu göbeği üstündeki rublenin yağı kalmasını istedim. Ama onu temizlemek kolay arkadaşlar. Arkadaşlar bunu da sıktıktan sonra tepeyi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Evet 10. Evet arkadaşlar 10'lu oluyor. 10, 11'e de uyumlu yani. 10, 11'e kadar uyumlu gidebiliyor. Şimdi şuradaki sıktığımız arkadaşlar ufak göbek anahtarımız olacak burada siyah. Şunda işte. Pardon buradaymış. Bunu daha önce de belirtmiştim. Çok ses gelmeyecek arkadaşlar. Yaklaşık 1-2 tıktan sonra bırakmanız uygun oluyor. Çok da sıkmaya gerek yok. Yeterli. Çok buna güç vermeye gerek yok.
Evet arkadaşlar, arka göbek aktarımını yaptık şu anda. Pardon, ruble aktarımını. Şimdi burada kalan lastik değişimi, bu bisikleti tam tamamlamak için şimdi ona geçelim. Arkadaşlar bunu taktık. Şimdi de lastikleri takalım arkadaşlar. Ve sonra da bir tur atalım. Bakalım nasıl bir şey oluyor. Herhalde bununla zaten bisiklet 7,5 kiloya geliyor Fatih. Evet, 7,5 kilo geliyor. Bunlar birlikte daha artar herhalde diye düşünüyorum. Herhalde amacın 5-6 kilolara kadar inmek kardeş. 5 değil de 6,5 aklımda var ama artık bilmiyorum sonra. Hemen iç lastiği de alalım. Elimden geldiğince en iyi silahımı çözüyorum. Bak, iç lastik arkadaşlar şurada gördüğünüz gibi Sivop deliği oluyor. Oradan. Sivop'un uzunluğu da uzun olması lazım. Bu zaten bayağı bir uzun. Bakın buradan çıktıktan sonra ben bu şekilde bunları yerleştiriyoruz. Levyeler neredeyse hemen alalım. Arkadaşlar levyelerimizi alalım. Bunları da yollarda çok düzgün koymak lazım. Çünkü yol lastikleri ince, ufak içinde bir katlanmada falan böyle sürekli yola zıplarsın abi, bomba olur. Güzel yapman lazım, yoksa Fatih kardeşimiz zıplamasın. Değil mi kardeşim? Evet, zıplamak önemli. Zıplamak. Yamada bunlar da öyle. Yanınızda mesela yol bisikleti kullanıyorsunuz zaten biliyordunuz arkadaşlar. Ben MTB'ciyim ha, benim makinem burada. Ben buna biniyorum. Ben gece gündüz buna biniyorum ama bunlar daha narin bisikletler. Daha farklı grup bunlar. Bunlar arka. Evet, şu şekilde. İşte burada ne yapacağını falandan bahsetmiş. At arkadaşlar, atın onları. Bize bunlar lazım. Mandalları göbeğin olduğu taraf, rublenin olduğu taraf değil de aktarıcı falan burada oluyor ya. Bu tarafa doğru mandalın sıkma ağzını vermemiz lazım. Bu aklımızda kalsın. Bunları sürdüreyim. Evet arkadaşlar, şimdi bizden hemen önü tekrardan bağlayalım. Arkayı hallettik. Önce neye bakıyoruz? Bunu düzeltiyoruz arkadaşlar. İlk önce yapmamız gereken çıkan lastiği şu şekilde düzeltmek. Şöyle bir silkelemek, kendisine getirmek, bir nefes alsın. Hani böyle. Şimdi bu kala 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 böyle kalmış. Bunu bir kendisine getirelim. Şimdi bu. Bunlar peki bunlar kardeşim bunları nereden almıştın? Abi onları da İngiltere'den aldım ama Rising. Chine Range gibi site var. Chine Range. Onu da videonun altında verelim. Peki fiyat olarak ne kadar? 270. Türkiye'de herhalde bir 370-470 civarı gidiyor mu? Türkiye'de bilmiyorum satılıyor. Belki vardır. Türkiye'de var ya. Erdoğanlar'da falan var. Oradan bakabilirler. Erdoğanlar bir sette varmış orada arkadaşlar. Orada daha pahalı tabii. Onun da linkini paylaşırım. 3 tane link paylaşacağım. Bunu videonun altında verelim. O kodlardaki şeyin orijinal olup olmadığını siteye de yazıp öğrenebiliyorsunuz. Öyle. Hani baştan sağma bir ürün değil arkadaşlar, ya da replika falan çakma değil. Replika olsa da öder takmamız, güven vermez. Aynen, zaten yakında bisiklet inceleme videomuz da olacak. Şimdi diğer şamrayı da alalım neredeyse. Yakında da şöyle bir videomuz olacak. Adı ne onun? İşte bu Cihat yol bisikletini inceleyeceğiz arkadaşlar. Bu çok ince bir alışım, alüminyum. Karbon değil. Ama çok ince, yani dünyanın daha hafif olabiliyor, çok ince, yani bunu inceleyeceğiz yakında. Böyle bir videomuz olacak ve alüminyum MTB mi, karbon MTB mi, bunların arasındaki farklara bakacağız. Hani kimileri diyor karbon öyledir, karbon böyledir, bunları bir karşılaştıracağız. Benim kullandığım, benim bilgilerimce, benim yorumlarıma, kardeşim Mahmut'un kullandığı bilgilerince onun alüminyum yorumlarına bakacağız. Böyle bir kıyaslamayı da ilerleyen videolarda gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, göbeğini taktık, her şeyini taktık. Şu güzelliği görüyorsunuz. Bakın az önceki videonun başındayken nasıldı? Buradan bakarsak şu bir açıdan. Şu açıdan bakarsak. Görüyor musunuz arkadaşlar? Şimdi buna sert bir test uygulayacağız. Karbon, jant nasıl? Ve en azından bir tane vuracağız. Sağlam çünkü. Karbon maddesi alüminyuma nazaran gayet sağlam. En azından bir deneyelim. Bu ruble söktüğünüz zincir vardı ya arkadaşlar. Şuraya. Fatih şey var. Oğlum biz alüminyum vurduk, bir şey olmadı. Alüminyum mu, karbon? Arkadaşlar 3-4 katı daha sağlam, emin olun. Bir şey olursa artık 3000 liraya veririz. Sadece şunlara. Bu nakortu bile bozulmuyormuş ki.
bizler tabii ki de şaka, vurulmaz. Vuran vardır da biz vurmuyoruz. Daha o kadar testlere girmedik yani. Ben gördüm ya, YouTube'da adam böyle dağın vuruyor, hiç şey olmuyor. Enerji olarak... Gelen rüzgarı sana doğru enerji olarak, artı olarak çeviriyor arkadaşlar. Profil ayarına göre Fatih bu kadar gerekiyor, tamam kardeşim? Şunu daha fazla sıkmamak lazım, akışkanlığı bu şekilde. Evet, şimdi arkayı da takalım. Arkayı da takarken arkadaşlar, biliyorsunuz, tekrardan söyleyelim. Bunu birçok kanal her yerde söylüyorlar zaten, lastik söküm takımı. Bakın şurada şunu alıyorsunuz. Buraya taktınız ya. Vitesimiz kaçtıydı en son? Düşüklerde bırakıyorduk. Bak şurada, buna zarar vermemek için. Bakın şuradan geriye itliyoruz. Bak şuradan. İtleyerek bunu şuradaki bisikletimizin fren mekanizmasını gevşettikten sonra yerine oturtuyoruz arkadaşlar. Cızırtı geliyor mu? Bu kadar. İşte bu ses için her şey yapılıyor arkadaşlar. Hadi şimdi bununla bir bisikletin sahibi bunu bir denesin. Oh. Oh. Arkadaşlar çok hafif. Gerçekten acayip, aşırı derecede hafifledi. Al kardeşim. Hadi bunu bir deneyelim şurada. Arkadaşlar görüntünün güzelliğine baksanıza. Ne kadar bisiklet topladı kendisine geldi. Nasıl? 10 numara. Hissediyor musun? 10 numara. Evet arkadaşlar. Şimdi ben çok anlamam ama şöyle bir deneyim. Ellerimi pis aslında, sargılardan tutmayacağım. Şuralardan tutacağım. Evet. MTB'yi bırakıp yola mı gitsek acaba? Yani bir yere tutunmamış olsam uçuyorsun zannedersin ya. Son bir kez şöyle bir şey yapalım. Gerçekten çok güzel kardeşim. İyi günlerde kullan. Sağ ol kardeşim. Eline sağlık. İyi günlerde kullan. Tebrik ederim. Şunun bir göbekten bir sesini daha alalım. Sen bir kaldır kardeşim şunu arka tarafı. Vitesimizi yükseltelim. Vitesimizi, arkayı. Şu anda yağlı olan demeye böyle cızırdı arkadaşlar. Arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Jantı, lastiği nereden aldıysak alt tarafı linkleri paylaşacağım. Birkaç tane sitemiz var. Takipte kalın. Lütfen abone olmayı unutmayın. Alt köşelerden abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Tekrardan görüşmek üzere.